Merhabalar, ben Derya Alagik, cinsel terapist, aile ilişki danışmanı. Bugün sizlerle konuşacak olduğum konuyu geçen gün kızlarsoruyor.com'daki uzman sayfamda gelen sorulardan bir tanesini sizlerle video olarak şekillendirmeye karar verdim. Çünkü gerçekten kendi vakalarımda da birçok ilişkide de gözlemlediğim, gördüğüm, destek olduğum, olmaya çalıştığım, elimizden geldiğince toparlamaya çalıştığımız birçok ilişkide yaşanan klasik sorunlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sorunumuz ne? Uzun süreli ilişkilerde ve evliliklerde azalan cinsel arzu, yani isteksizlik. Evet, birçok vakada gördüğüm, birçok vakada şahit olduğum ve inanın bana etrafımdaki evliliklerde de genelde gözlemlediğim konulardan başta geleni bu. Çünkü uzun vadeli evliliklerde ya da uzun vadeli birlikteliklerde maalesef ki insanlar belli bir zamandan sonra birbirleriyle olan iletişimi koparttıkları için artık cinsel olarak bir şey arzu etmiyorlar, karşısındaki onu çekmiyor, arzu etmiyor. Hatta bu konuda çok ciddi uzmanlarımız, işte kuramlar, tedavi yöntemleri, nasıl kurtarılacağına dair birçok önerilerde bulunmuşlardır. Hatta Amerika'da bununla alakalı, yanlış hatırlamıyorsam, 62 çifte bir test yapılmış, bir araştırma yapılmış ve sadece Türkiye'de değil, bu uluslararası yaşanan bir sorun arkadaşlar. Çünkü bilinmesi gereken şöyle bir şey var ki, biz tabii Türkiye'den bahsedeceğiz burada. Neden? Çünkü her coğrafi konum, her dogmatik inanç, sosyokültürel yapı, bulunmuş olduğumuz şehirler ve ilçelerde dahi yaşadığımız hayat, yaşantımız içerisinde bize, ilişkilerimize ve evliliğimize yansıyış şeklini değiştirir. Uzun sözün kısası, isterseniz konuya da girmek gerekirse sebeplerin üzerinden şöyle bir geçelim isterseniz. Birlikteki insanların en çok müzdarip olduğu ve en çok sıkıntı yaşadığı sebepler, birbirinden uzaklaştıran sebepler nelerdir? 12 maddeyle sıralayalım. Olmazsa daha sonra video bunları, maddeleri detaylandırırız. 1. Hep aynı başlayan, gelişen ve sonuçlanan cinsel aktivite. En çok yaşanan problemlerden biri bu. Zaman içerisinde gelişmeyi öğrenmek zorundayız, unutmayın. 2. Sosyal medya bağımlılığı ve bu interaktif dediğimiz bilgisayar, tablet ve cep telefonunun yatak odasına sokulması. 3. Angarya olarak görülen ve artık bitse de gitsem, bitse de yatsam, bitse de duş alsam dediğimiz aktivitenin insan üzerinde çökmüş olduğu mutsuzluk ifadeleri. 4. Tek kişinin mutlu olduğu, diğer partnerin ise sadece boşalarak geçiştirdiği cinsellik. 5. Kadının ve erkeğin toplumsal mitlere sıkı sıkıya bağlı olması. 6. Partnerlerin kendilerini doğru ifade edememeleri ve neyse de geçiştiriyor olmaları. 7. İstedikleri fanteziyi partnerine söylemeye utanıyor olmaları. 8. Nasılsa benim bakış açısı. 9. Cinsel kimliğimize vermiş olduğumuz önemi ve özeni unutup artık kendimize bakmayıp baştan sağma hareketler, baştan sağma kılık kıyafetlerle dolaşıyor olmamız. Ev içerisinde, dışarıda, fark etmiyor. Nerede olursa olsun. 10. Evlilik kurumunu çok özel kılma, çok özel ve kutsal bir olarak benimseme. Okey, buraya kadar bir şey yok. Fakat daha sonra anne olan partnerimizle annelik vasfının yüklenmesinden dolayı ilişki yaşayamama, onu kutsallaştırma. 11. Ebeveynlerle birlikte sürülen bir ev hayatı ve 12. Çocuklar duymasın. Evet, en büyük sorunlarımız 12 maddede toplamak gerekirse böyle arkadaşlar. Bu söylemiş olduğum maddelerin dışında ilişkiler kendi karakteristik özelliklerini taşırlar, biliyorsunuz ki her ilişkinin kendine ait özel karakteri vardır. Bu
karakterleri içerisinde sizler neler yaşıyorsunuz, sizler neler yapıyorsunuz, sizlerin hayatında ve evliliklerinizde ya da beraberliklerinizde neler oluyor? Karşınızdakini sevip değer veriyorsanız, bu bahsettiğim maddeler, saydığım maddeler değiştirilebilen, çözülebilen, bir şekilde onarılabilen maddelerdir. Yakalayamadığımız en önemli şey sevgidir. Bunu asla unutmayın. Eğer seviyorsanız, eğer sizin için kıymetliyse partnerler değişir. Farklı partnerlerle farklı çözümler, farklı partnerlerle farklı beraberlikler yaşanır. Ama sevgiye ulaşamazsınız. Sevgiyi yakalayamazsınız. Eğer seviyorsanız, kendi partnerinizin de diğer partner olarak bulduğunuz kişiden farklı olmayacağını unutmayın. O yüzden sevdiğiniz partner için emek verin. Gelin hep beraber bununla alakalı çözümler bulalım. Hep birlikte çözelim ve evliliklerimizi, beraberliklerimizi uzun vadede bize mutluluk yaşatan kişileri hayatımızdan çıkarmamak için emek gösterelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde 12 madde olarak saydığımız bu maddelerin teker teker neler olduğunu ve neye özen göstermemiz gerektiğini paylaşacağım. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle.